Bismillahirrahmanirrahim. Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip, onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. Musa kavmine dedi ki, Ey kavmim sizler bu tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz derhal yaradanınıza tövbe edin Allah yolunda kendinizi öldürün böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin çünkü o tövbeleri çok kabul eder merhamet ve ihsanı boldur ancak onlardan tövbe edip hallerini düzelten ve gerçekleri açıklayanlara gelince, ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan benim. Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için Adet sırasında kadınlardan geri durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Ancak daha sonra tövbe edip nefislerini ıslah edenler bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin, tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır. O müttakiler ki, çirkin bir iş yaptıklarında, veya kendi nefislerine zulmettiklerinde, peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar, bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler. Sizden bir çift fuhuş yaparsa, onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip hallerini ıslah ederlerse onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah tevvap ve rahimdir. Tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir. Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek, günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah alim ve hakimdir. Herkesin içini dışını hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul tövbe kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında işte ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere çok acı veren bir azap hazırladık. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp, günahlarınızı bağışlamak ister. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, Allah, sizin yuvanıza dönüş yapıp, tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, şehvetlerinin ardına düşenler ise, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izniyle Kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı. Müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mü'mini öldürürse, mü'min bir esir, köle azad etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar, diyetten vazgeçip bağışlarsa, o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen kendisi mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluktan ise öldürenin mümin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için Ardarda, iki ay oruç tutması gerekir. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim kötülük eder, veya günah işleyerek, nefsine zulmeder de, sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim, affı ve merhameti bol bulur. Kesin ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle Sırf Allah'a itaat edenler müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere de büyük mükafat verecektir. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl örtüceğini göstermesi için yeri eşen bir karga gönderdi. Kabil yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip, halini ve işini düzeltirse, Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Kalbinde nifak hastalığı olanların, içlerinden, ne olur ne olmaz, başımıza bir felaket gelebilir, şimdiki durumumuz değişebilir, onun için biz tedbirimizi alalım, diyerek, kâfirlerle dost olmak için, onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umudur ki Allah, yakında bir zafer ihsan eder.'' veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da, onlar içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar. Hala Allah'a dönüp ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Onlar ateşin karşısında durdurulup da ah ne olurdu dünyaya bir geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek müminlerden olsak dedikleri zaman bir görsen neler olacak neler Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet saati kendilerini bastır verince onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek eyvah dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize diyecekler. Dikkat edin ne fena yükler götürüyorlar. Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara selam sizlere de Rabbiniz merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de, sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse, onun da gafur ve rahim, çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir. Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye, o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz azabımız gelip çattığında da itiraf ve yalvarmaları biz gerçekten zalim adamlarmışız demekten başka bir şey olmadı ey bizim rabbimiz kendimize yazık ettik şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar Günahları işledikten sonra, arkasından tövbe edip, iman edenler için ise, Rabbin elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kudüs'e yerleşin, oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affet bizi yaran bena, hıtta, deyin ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz. Ey Resulüm! O kâfirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip, İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde. Haccın en büyük günü, Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki, Allah da Resulü de müşriklerden beridir. Şayet şirkten tövbe edip tevhide yönelirseniz, bu, elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kafirleri pek acı bir azapla müjdele. Bununla beraber kâfirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık sizin din kardeşleriniz olurlar. Bilip anlayacak kimseler için biz ayetlerimizi iyice açıklarız. Onlar, Allah'a yemin ederek, olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler. Halbuki, küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların, peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi, Allah ve Resulünün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse, haklının da hayırlı olur. Yok, yüz çevirirlerse, Allah onları dünyada da, ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur. Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak az gülsün, çok ağlasınlar. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Bilmediler mi ki ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır tevvab ve rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır. O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler, ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele. Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra, önceki iyi hallerine dönsünler diye, Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah, tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir. İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha, ama artık çok geç. Alın da görün, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi. Kendi nefsine zulmeden her kişi, dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile, cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar cezaları olan azabı görünce içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, aralarında adaletle hüküm verilmiştir. Derken, İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat, hemen Firavun, askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken, iman ettim, İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım," dedi. "Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun. Bir maksat da şudur: Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat imandan yüz çevirirseniz sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım. Ey halkım, haydi Rabbinizden af dileyin, sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki gökten size bol bol yağmur göndersin, gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin. Semut kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan odur. O halde ondan mağfiret dileyin. Yine ona dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir. Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir ve Pek merhametlidir. Kullarını çok sever. Duaları ise şöyle dediler: Ey bizim şefkatli babamız, bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret ettiler. Doğrusu biz günahkarız. Yine o inkar edenler diyorlar ki, Peygamber'e Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki, Allah, dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır. Kendisine yöneleni de hidayete erdirir. İşte onlar, iman edip, gönülleri Allah'ı zikretmekle onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız.